dostlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Yaz günü hastalığım sürüyor. biraz da sesten zaten anlıyorsunuzdur arkadaşlar. O yüzden elimden geldiğince videoları kısa tutup bir şeyler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi Slovaçko Fenerbahçe rövanş maçı. Seyir Sport Plus'tan yayınlanacakmış. Bilginiz olsun. Birçok taraftar şunu soruyor. Ya hocam bütün maçlar bir yerde olsa da bari onlara para versek kurtulsak ya da bu platformlar kendi arasında anlaştılar diye ama maalesef olmuyor. bir son dakika gelişmesi başkanımız Sayın Ali Koç'un kayınvalidesi Afet Tuğbay hayatını kaybetmiş. Merhum ey Allah'tan rahmet başkanımız Ali Koç ve ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Rusya Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Vichaleskavo Kleskavo Koloskov demiş ki UEFA'nın Fenerbahçe'ye ceza vermesini hiç mantıklı bulmuyorum. Resmi olarak hiçbir kural ihlali yapılmadı. Fenerbahçe taraftarı sahaya yabancı madde attı mı sırf Putin tezahüratı nedeniyle ceza verilir mi demiş. Valla, hani Avis biraz şık durmuyor. Burada Gazprom falan yazsa ne bileyim bir 50 milyon euro falan yıllık fişekleseniz bence daha güzel olur. UEFA'ya daha net bir mesaj olur. Ee, Ümraniye Spor teknik direktörü Recep Uçar demiş ki bana göre ligin en hazır takımı Fenerbahçe demiş. Şimdi ben genelde rakipleri konuşmayı çok sevmem ama dün İstanbulspor Trabzonspor müsabakasıyla. Ee, lig açıldı. Yani gördüğüm İstanbul Spor bana şu izlenimi verdi. İlk maçtan şu izlenimi verdi. Hani ben düşmeye depar atıyorum. Önümde durmayın da işte takılıp size takılıp düşüp de sendelemeyim. Ben küme düşmeye depar atıyorum izlenimi verdim. Bunu anlatınca diyorlar ki yok efendim şöyle böyle rakip şöyle böyle. Ben bir şey diyemem. Benim gördüğüm, gözlemlediğim ilk maçta bu. Ha sonra kaderleri değişir, futbolcu alırlar, ne bileyim 20 tane futbolcu döşerler, teknik direktör değiştirirler. Var bir şey diyemem. Ama şu anki görüntüden bahsediyorum. Şimdi sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. E, sakat oyuncularla ilgili de son durumu vereyim. Ferdi de ciddi bir şey yok diye belirtmişler. Altay Bayındır eldivenlerini yeniden giyecek diye zaten çalışmalara da başladı. İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş düz koşulara başlamışlar onlar koşmaya devam etsinler. Bu kafayla devam ederlerse bir daha alamayacakları formayı da hatırlatayım. İrfan Can Bayat ilk idmanına çıkmış. Joshua King'in durumu iyiymiş. Joshua King için de bir uyarıda bulunayım. Mesela Buruma bence hazırlık döneminin en kötü topçusuydu Fenerbahçe'de. Bak ben öyle lafı ortasından konuşmuyorum. Net konuşuyorum. Hazırlık döneminin en kötü topçusuydu Fenerbahçe'de. Rezildi. Ama Buruma farkına vardı. Çalıştı. Misal veriyorum geçen oyuna sonradan girdi. Çatır çatır topunu oynadı. Işık gösterdi. Emre Mor mesela kaç dakika oynatıldı doğru düzgün? Adam tercih etmedi doğru düzgün. Geçen maç aldı, geri çıkarttı. Gördünüz. Hani ben eee çalıştırma azmini seviyorum. Serdar Aziz ve Joao Pedro'nun da tedavilerine devam edilmiş. Bu arada forma numaralısı olayı vardı ya. Eee bunu ben nereye yazdım? Ha, Thiago Çukur. Ha, evet, Joa Pedro 10. Thiago Çukur 58. İrfancan Can Eğribayat 70 numaralı formayı giyecek diye belirtmişler ama benim bildiğim Joao Pedro 20 giyiyor. Hatta benim bilgi, bildiğim e, geç, az önce bunu söyledim Twitter'da arkadaşım bir de biz onu 2-3 saat önce öğrendik dedi. E, 2-3 saat önce öğrendiği bilgiyi tazelemiş olsun. Benim bildiğim 10 numarayı kimse giyemeyecek. Mesut Özil'le parsellendiği ve sezona kısmen bu şekilde başlanıldığı için kimse giyemeyecek diye biliyorum. Ama hocam Mesut sezon başlamadan gitti. ya Orada bir listeler belirtildilerdi herhalde. Şimdi e, nereden başlayayım bilmiyorum. E, Forvet kısmından başlayacağım. Ama neresinden başlayacağımı ben de bilmiyorum. Neresinden başlayacağımı ben de bilmiyorum. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin her transferi yani her transfer duyumunu çöplemeyi meslek edinen arkadaşlarımız var. Sosyal medyada bir sayfa gördüm. Aynen şunu yazmışlar. Bakınız. Kimse beni yanlış anlamasın. Ben sayfada gördüğümü okuyorum. Mauro Icardi. Monza Icardi için resmi teklifini yaptı. Hocam bize mi Monza'dan? Maaş %50'sini yani 4 milyon euroyu veriyorlarmış. Kiralama bedeli yok. Menajer komisyonu 1 milyon euro. Icardi'nin eşi ve menajeri Vanda Nara. 2 milyon euro komisyon istiyormuş. Görüşmeler sürüyormuş yani. Fenerbahçe niye almıyor Icardi'yi diyor. Dolaylı olarak bilginiz olsun. Şimdi Oy 1.81 22 milyon euro piyasa değeri var. Bakın şimdi. Fenerbahçe'nin ilişkisi oldu diyelim. Yani diyelim ki Fenerbahçe'nin ilişkisi oldu. Diyelim ki e, Fenerbahçe'nin ilişkisi oldu. Başlıyorlar. Getire getire bunu mu getiriyorsunuz? Allah belanızı versin. Böyle yönetim olmaz. Şöyle böyle falan filan. Arkadaşlar Icardi ile Mikardin'le hiçbir alakamız yok. İkincisi Enzo çöp etti. Geçtiğimiz gün bunun duyumu çıktı. Sosyal medyaya yayıldı. Bu yayılmadan önce üyelere dedim ki bakın Enzo çöpetti diye bir isim bize önerildi. Hiçbir şekilde anlaşmadık. Yani bize gelecek şu bu diyenler mutlaka çıkacaktır. İnanmayın. Öyle bir olay yok. Bize önerildi. Bu %100 ama önerildi. Sadece bu kadar dedim. Arkadaş o kadar güzel duyum çalıyor ki bazı üyelerimiz inanılmaz inanılmaz duyum çalıyorlar çok güzel bir şekilde. Sosyal medyaya baktım. Enzo çöp etti Fenerbahçe'de. Hayırlı olsun. Yeni forvetimiz Arjantin'den geliyor. Şu bu falan filan. Şu. Lan. lan! Arkadaş o kadar yazmama rağmen inanır mısınız? Onu yazmama rağmen üyeler bu Twitter'daki olaylardan sonra tekrar soru yazmaya başlamışlar. Hocam çöp etti gelişmesi ne oldu? Hocam gelişme var mı? Hocam tamam sen önerildi dedin. Anlaştık demedin. Ee, ihtimal vermiyorum dedin ama olabilir mi? Lan ne oluyor dedim kafayı yedim. Ondan sonra saat açık açık yaz. Hocam işte Twitter'da hayırlı olsun yazıyorlar falan filan. Kesinlikle bu arkadaş gelmeyecek. Dedim. Bu sefer yorumlar şöyle. Zaten Ali Koç'u almaz ki böylelerine. Bak işte umut vaat eden futbolcu. Allah aşkına siz umut vaat eden futbolcu diye bahsettiğiniz futbolcunun çok merak ediyorum. Herhangi bir maçını 45 dakika izlediniz mi? Yok hocam izlemedim ama şeye girdim transfer He 32 maç yazıyor. 16 gol 3 asist. Allah'ını seven. Orada kupada liga yazıyor mesela. Lig kupası olduğunu herhalde anlamışsındır. Lig kupasında 13 maçta 6 gol atmış mesela. Atıyorum kafadan. Iğdır Belediye Spor gelse. Böyle bir takım var mı bilmiyorum. O maçta Samat'ta 10 gol birden atsa. Süper mı dönüşecek? Neyse. Onu da geçtim. Musa Dembele olayı. Arkadaşlar biz Musa Dembele'nin peşinden uzun süre koştuk. Biz Musa Dembele'yi 8 milyon euro verin alın dediklerinde de takip ediyorduk. şimdi de takip ediyoruz ama adamlar da geri zekalı değil. Teklifler geldikçe arttırdılar teklifi, arttırdılar. Artık 15'e de alamaz bir duruma geldin. Planın elden kaçma durumu. Malum Sonra yazıyorlar arkadaşlar işte Playa. Ben Playa demedim ki. Ben polis dedim. Ben e, Playa polis dedim. Playa kim demiş? Hangi ahlaksız demiş döndü. ölmeyin Kıvırmayın. Anlatabiliyor muyum? Kıvırmayın. Gerek yok. Yalana gerek yok. Sahtekarlığa gerek yok. Etmeyin eylemeyin. Mitrovic yazıldı. Şöyle böyle falan filan. Cık. ya onu da kabul. Yani o da kabul, Mitroviç'e de kabul. O palavrayı da uydurdunuz. Sonra sanki yüzsüz yüzsüz siz yazmadınız gibi oldu. Ben buradan bütün üyelere, bütün abonelere bir şey söylemek istiyorum. Transfer sezonunda hepiniz tutunacak bir dal arıyorsunuz. Diyorsunuz ki aman takip edecek bir adam arayayım. Gününüzü, saatlerinizi, dakikalarınızı heba ediyorsunuz. Nerede? Twitter'da. Mesela bizim kanala bakın. Şu anda ana sayfada tutturulmuş bir şekilde Maxi Gomez şeyi var. Bakın ben size üyelerden bir arkadaşın e, attığı duyumu atacağım. Yok direkt attığı duyumu atmayacağım. Attığı duyumu atmayacağım arkadaşlar. Ben direkt e, yani gelen cümleyi 7 parçaya ayırdım. Şimdi Allah'ınızın kitabınızın aşkına. Bak 7 parçaya ayırdım. Bir duyumu 7 parçaya ayırdım. Ne demek bir duyumu yedi parçaya ayırmak? İzleyin şimdi. Ee, aynı duyum. 1. Maxi Gomez hocanın istediği bir isim. Bu benim duyumum değil. Başkasının duyumu. Bilginiz olsun. 1. Maxi Gomez hocanın istediği bir isim. 2. Resmi teklif yok. 3. Ancak Valencia'ya ilgi kağıdı gitmiş. Interest letter. İlgi kağıdı Resmi teklif değilmiş ama resmi teklif yokmuş. 3. Biz ne anladık? Hoca istiyor. Resmi teklif yapmadık ama ilgi mektubu gönderdik. Yani şartlarını sorduk. Bitmedi. Devamı var. 4. Valencia kulübü teklif bekliyor. Arkadaş Valencia'nın teklif beklediğinden de girmiş. 5. Fenerbahçe'nin forvet adaylarından biri Maxi Gomez. 6. Haberler doğru. Medyaya düşürenleri tebrik ederim. Ben tebrik mi etmiyorum. Yazıklar olsun size. Her duyumu çalıp medyaya atıyorsunuz. 7. Fenerbahçe. Traure. Lastina Traure. Not. Lastina Traure için de muhtemelen herkes ilk ben söyledim diye Kur'an-ı Kerim'e falan el basacak. İnşallah o Kur'an çarpar onları. İnşallah çarpar o Kur'an onları. E, neyse. Lastina Traure. Çöp etti. Maxi Gomez gibi aday isimlerle görüşür. Ve sonuçlara göre bakar yönetim. Şimdi bana diyorlar ki atıyorsun, sallıyorsun, bilmem ne yapıyorsun, milletten para alıyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun falan filan. Ama bir tek bir Allah'ın kulu çıkıp da çalıyorsun diyemiyor. Diyemiyorlar. Çünkü başlarına gelirse başlarına gelecekleri biliyorlar. Diyemiyorlar. Şimdi ben de bu 7 kritere uygun bir şekilde duyum veriyorum. İyi dinleyin. 1. Cristiano Ronaldo Jorge Jesus'un istediği bir isim. Hadi biriniz yalanlayın. Yani keşke benim takımımda olsa dediği bir isim. Yalanlayan varsa anlını karıştırırım. Sahtekardır bunu söyleyen. 2. Ronaldo için resmi teklifimiz yok. 3. Ancak Ronaldo'nun menajerine şartlar sorulmuş. Ya da şartları soran kişiden şartlar öğrenilmiş. 4. Ronaldo teklif bekliyor. En iyi teklifi bekliyor Ronaldo. 5. Fenerbahçe'nin forvet adayı olan 999 kişiden birisi de Cristiano Ronaldo. Aksini iddia eden putperesttir. Hadi. 6. Haberler doğru. Medyaya düşürenleri tebrik ederim. 7. Fenerbahçe 999 isimle görüşür ve yönetim sonuçlarına bakar. Kimsenin şüphesi olmasın. 8. Hadi bunu da ben ekliyorum lan. Hadi lan bu da benden olsun. Hadi 8. madde de benden olsun. Ronaldo gelirse alın 7 maddede yazdım. İlk ben dedim. diye çökerim. Ronaldo gelmezse 7 maddeyi önünüze koyarım. Ben kesin gelir demedim ki. Gördünüz, bildim. Ben size sürece anlattım der geçerim. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Takip edin Twitter'ı. Takip edin sosyal medyayı. Takip edin her bulduğunuz duyumcuyu. Adamın 300 tane takipçisi var. Adamdan bana duyum alıp getiriyor önüme sunuyor utanmadan yüzsüz yüzsüz bir de diyor ki hocam böyle söylemişler. Az önce bir arkadaş bana Dries Mertens'i yere göğe sığdıramadı. Nasıl yani dedim. Hocam Dries Galatasaray Dries Mertens'i almış. Bir artı bir anlaşmaya varmış. İşte Fenerbahçe geri diyor. Fenerbahçe yönetimi şöyle diyor böyle diyor. Sayıyor saydırıyor şöyle böyle. İşte Ali Koç diyor bilmem neci şudur budur falan filan. Bir dakika, bir dakika, dur, 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 bir dakika, dur, 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 dur. Mertens'ten bahsediyoruz değil mi dedim? Mertens'ten bahsediyoruz. Yangın bu yüzden mi? Bu yüzden. Yani Dries Mertens yangın yapmış. Niye? Fenerbahçe alamadı diye. Peki şerefli arkadaşım. Burada hepiniz şahitsiniz. Bak bu şerefli arkadaşıma bir soru soruyorum. Belotti Fenerbahçe'nin adı anıldığı zaman 20 milyon euro piyasa değeri ve sadece yaşı 28 olan İtalya milli takımının 44 kez formasını giyip 12 gol atmış Belotti Fenerbahçe ile anıldığı zaman. Bak 4 milyon euro yıllık ücret istiyor 7 imza parası istiyor dediğim zaman. Kurduğu cümle şu değil miydi bu arkadaşın? Hocam Torino'da Palermo'da UC Albino Leffe'de oynamış. Allah'ını seversen iyi bir topçu olsaydı Milan geri zekalı mıydı? Inter geri zekalı mıydı? Hocam ben İtalya'da Inter'de Milan'dan yolu geçmeyen topçuya topçu demem demişti. Karaktersiz arkadaşımız. Ben de o karakterse dedim ki Tiam Juventus altyapısından çıktı. Inter'de de oynadı. Mame Tiam, Mame Tiam. Buna ne dersin? Ya bırak hocam Mame Tiam topçu mu? O kadar güzel kıvırıyorsunuz ki. Dan sözler taş çıkarır size. Orada bilgimi tekrar kontrol edeyim. Yani ee, Juventus alt yapısını, pardon Inter altyapısını aldı sağ sağlı U19'dan. Inter alt çıkıp Juventus'ta oynamıştı var. Hatta Juventus'un 1 milyon 400 bin euroya satın aldığı bir futbolcu. Mametiyam. Vallahi de billahi de tillahi de var. Şimdi Mametiyam büyüktür Belotti diyebiliyor musunuz? Demiyorsunuz. Niye? Çünkü zeka kapasiteniz orada duruyor. Takip ettiğiniz kişiler bunlar ilişkin bir yorum yapmadığı için siz de yapamıyorsunuz. Bu bir. Şimdi Dries Mertens'in profilini açtım. Acaba bende mi sıkıntı var? Hani benim mi kafam basmadı diye. 105 kez Belçika milli takımının formasını giymiş. 21 gol atmış. Yani bence güzel bir istatistik. 105 kez giydiğine göre yaşı da herhalde 16 falandır diye düşündüm. Hemen hemen 16 arkadaşlar. 6 Mayıs 87 doğumlu, 35 yaşında. 1.69 boyunda. Piyasa değerine baktım 4 milyon euro yazıyor. Normal 4 milyon euro çok iyi bir para. Yani Ali Koç bunu falan alamaz. Bak Ali Koç bunu alsaydı ana avrat söverlerdi, komisyoncu derlerdi. Yazıyorlar, sen başlığa komisyoncu yazdın. Senin gibi düşman olmaz. Sizin hiçbiriniz Fenerbahçeli değilsiniz. O başlığa komisyoncu yazdın falan filan diyenler. Lan biraz mert olun. Biraz dik olun, dik dik. Azıcık onurunuz olsun, azıcık. Azıcık şerefiniz olsun. Çıkıp deyin ki Evet. En güzel şekilde sen Adamlar komisyoncu diyor gidip da daha takip ediyorsunuz. Sizin kimi kansızlık oluyor? Karaktersizlik oluyor. O başlığa onu yazmak mı? Yazmış oraya. Başlığa komisyoncu yazmış. Ben bir daha bu kanalı takip etmem. Etme. Git Serdar Ali'ni takip et. Git öbür Ahmet'ini, Mehmet'ini takip et. Git be. Sonradan Beşiktaş'a dönecekleri, Galatasaray'a dönecekleri takip et. Sen bu kanalda yerin yok. Sizin gibi sizin gibilerin bu kanalda yeri yok. Bu kanalda Fenerbahçelilerin yeri var. Ha başka takım taraftarı olup dürüst olan insanların yeri var. Neyse Mertens olayına geri döneyim. Oyuncu zaten yani e, sözleşmesi boşta bir oyuncu. Baktığımız zaman oynadığı kulüpler Napoli ki Napoli'yi de büyük takım saymıyorlar biliyorsunuz. Napoli Fener yani Galatasaray taraftarına göre Napoli Fenerbahçe'nin arka bahçesi. Ali Koç ayarlıyor. Napoli'ye futbolcu satıyor. Bir tane karakterli Galatasaraylı da çıksın desin ki ulan Elif Elmas'ı gönderdiler. Kim Minji'yi gönderdiler. Biz çıktık dedik ki bunların arka bahçesi dedik. Ulan Fenerbahçe'nin arka bahçesinden topçu alıyoruz desin. Diyemezler. Demezler. Çünkü Fenerbahçe taraftarı da demez. Napoli'yi küçük takım görüyoruz. Çünkü Fenerbahçe'nin futbolcu aldığına göre küçük takım. PSV Eindhoven, Utre, Ago, Gent e, falan filan oynamış. Şimdi PSV'de iki sezon geçirmiş. Adım, soyadım kadar eminim. Fenerbahçe'nin alacağı topçu PSV'de oynamış olsaydı şunu derlerdi. Hocam PSV sistem takımı. Ben beni koysalar ben de gol atarım. Kaça gelmiş hocam? Bak. 7 milyon almışlar. 9 milyon 480 bine satmışlar. 2,5 milyon euro kar. Hocam bu Hollanda liginde bu adam rekor kıramaz. Ondan topçu mopçu olmaz derlerdi. Şimdi bakıyorum ortalık yangın yeri. Niye Galatasaray Mertens aldı diye. Azıcık dik durun. Azıcık onurlu durun. Azıcık karakterli durun azıcık net durun. Net net. Birazcık net durun. Fenerbahçe alacağı zaman 35 yaşındaki topçuya bu para verelim. Şimdi paraya geçelim. Adamın piyasa değeri 4 milyon euro. 3.9 milyon euro yıllık ücret ediyor. Kaç? Bir dakika. 3.9 milyon euro. Beni isteyen herkes yanlış anlasın. Galatasaraylısı, Trabzonsporlusu, Beşiktaşlısı, Fenerbahçe. isteyen herkes yanlış anlasın. Bir futbolcuya yıllık 3.9 milyon euro veren herhangi bir Türk kulübü geri zekalıdır. Samimi söylüyorum net olarak geri zekalıdır. Geri zekalının önde gidenidir. Bayrak tutanıdır. Niye? Lan kardeşim 3.9 milyon euro Türkiye şartlarında çok büyük para. Not. Euro birdenbire 2 liraya düşer. Sözümü geri alıyorum. Euro birdenbire 5 liraya düşer. Sözümü geri alıyorum. Lan euro 18.5'a yakın. 18 diyelim ya kolay olsun. 18 diyelim. Ya sövüşlendiğin yetmiyor mu? Falcao'da yetmiyor mu? Samatta da yetmiyor mu? Geçen sene Pjanic'te yetmiyor mu? Cervinho'da yetmiyor mu derler adama. Neyse başka takımları karıştırmayalım. Sonra diyorlar ki ben bizim takımın düşmanısın, taraftarın düşmanı. Ben kimsenin düşmanı düşmanı değilim. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti düşmanlarının düşmanıyım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne düşmansanız düşmanınızım sizin. Net olarak. 3.9 kazanacakmış. 2.9 milyon euro maaş. Başarı bonusu. 1 milyon euro da imza parası. 1 artı 1. Muhtemelen hani bir sezon daha devam ederse yine 1 milyon imza parası. Yine 2.9 şey. Bir de başarı bonusu. Bu arada başarı bonusu kulübün başarı performansına göreymiş. O yüzden başarı bonusunu alamayacak herhalde. İnşallah da alamasın. Arkadaşlar benim hiçbir takımın futbolcusuna şunda bunda laf diyecek şeyim yok. Benim burada Fenerbahçe taraftarına kızgınlığım var. Bak şimdi. Fenerbahçe Valencia'nın 25 yaşındaki forveti Maxi Gomez. Artık bitti bitiyor.com arkadaşlar. Yani ister kabul edin, ister etmeyin. Ya hocam benim kızgınlığım ona değil. Ben Dembele'nin gelmediğine kızıyorum. Yalancının. Lan Dembele gelseydi bu sefer de ben Gabigol'ün gelmediğine kızıyorum diyecektin. Gabriel Barbosa kızıyor. Ben dembele gelmediğine kızıyorum. Gabriel Barbosa'nı Allah'ını seversen. Taraftarı ana avrat sövüyor. Lan ara o için aynısını yaptınız. Öbürü için aynısını yaptınız. Ya siz bak şuna okeyim. Şuna okeyim. Hocam adamın geçen sezonki istatistiğine bir bak. Allah'ını seversen. Evet okeyim. Azaltmış. Kabul. Kabul. Hocam Sherlock gelseydi ben okeydim. Lan ki de hemen hemen aynı. Ha bana kalırsa Sherlock'tan daha az 60 Hemen hemen piyasa değerleri de aynı. Hemen hemen piyasa değerleri de aynı. Yani 10 milyon euro Sherlock'un 12 milyon euro bunun. Kaç atmış geçen sene Sherlock İspanya liginden bahsediyorum burada. Yanlış anlaşılmasın. La Liga'da 33 maç, 4 gol, 2 asist. Kral Kupası'nda 4 gol, şey 4 maçta 2 gol. Yani toplamda Avrupa Ligi'nde dahil edersen 8 gol, 1 asist yapmış. Şöyle bakıyorsun en yüksek kaçı görmüş? 20'yi görmüştü herhalde. Öyle 40'ı falan görmemiş. Maxi Gomez'e bakıyorum. Şimdi ben Maxi Gomez'i yıldızlaştırmak için, starlaştırmak için söylemiyorum. 32 maça çıkmış. 2039 dakika. 2039 dakikada 5 gol 3 asist yapmış. 8 gol katkısı. Charlotte'da 2240 dakikada 8 gol 1 asist katkısı. Kral kupasında golü yok. La Liga'da 5 gol 3 asisti var. Okey. Orada bir maçta ikinci sarıdan kırmızı yemiş. Burayı da anlaştık. Şimdi Maxi Gomez yaşı 25. Yaşı 25. Ben diyorum ki şimdi Maxi Gomez'e Fenerbahçe yıllık ücret olarak 1 milyon 800 bin euro vermiş olsa. Futbolcu kabul etmiş olsa. 2 kiralama bedeli 6 opsiyon olmuş olsa. Ya 8 milyon euroya. Bu transfere kötü der misiniz? Dersiniz. Deseler ki Maxi Gomez'i biz size bedava verdik. Anamızın babamızın hayırına Sadakamız olsun. Yani bunu da siz kabul edin. İki kulüp arasında dostluk kuralım dese. Da daha da abartsalar. Siz Valencia'yı verin. Biz size Maxi Gomez'i verelim. Kafa kafaya takas olsun. Bedavadan alın deseler. Yine Fenerbahçe taraftarı küfür edecek. Yine kızacak. Arao için dediniz ki hocam gelmeden öyle bir küfürlere diyorlarmış. Allah'ım aklın durur. Üç maçtır maçın adamı Arao. Yani Emre Mur'un ve Lincoln'un müthiş performansı olmasa 3. sıraya Arao'yu koyarsın. Yani Gustavo'nun koşanı, Crespo'nun daha iyi pas atanı. Orta sahanın beyinli şeyi. Ama hocam e, maçında izledi oradan baktı öyle. Bir tane hatayı bulup bak Fenerbahçe taraftarı maalesef buna dönüyor. Bir tane hatayı bulup dakikalarca defalarca gösterme yüzsüzlüğü başladı. Ben şunu söylüyorum. Maxi Gomez ya da bir başkası fark etmez. Geldiyse hayırlı olsun ki artık duyumlar e, imza duyumları gelmeye başladı artık hani hayırlı olsun gibisinden hani son anda moranda bir şey çıkmaz ee, değişmezse hayırlı uğurlu olsun hocam peki sen ne yapacaksın hoşuna gitti mi istatistik hoşuma gitmedi ama ben cahil cubara bir adam değilim ve size diyorum ki Ahmet'in Mehmet'in toplu yani Twitter ahalisinin sözüyle değil kendi gözünüzle hareket edin. Ben 450 dakika izlemeden yorum yapmam. Ama Arao için 3 maç izledim beğendim diyorsun. Ya bu kadar da şeyseniz kafa basmıyorsa zaten size laf anlatamam. 3 maç izledim yetti. Joao Pedro. Ben sık videosunu yarıda kestim dedim ya. Bu adam çok zeki bir adam. Bu adam bizde çok iyi iş yapar. Emre Mor'un bir pası var. Rossi'yeydi sanırım. Kontrol edemedi. Kalecide kaldı. Yine Emre Mor'un tiki takası var. Rossi aldı şut çekti. Kalecide kaldı. O tiki takaların içinde Joao Pedro olsaydı iki tane gol attıydı orada. Kiev maçının ikisinde de Dinamo Kiev'le oynadığımız iki maçta da Pedro olsaydı biz o turu geçerdik. Aksini iddia edene futbol konuşmam. Çok net geçerdik. Yakaladığı fırsatlar yakaladığı değerlendirdiği değerlendirilemeyen pozisyonları. Ben diyorum Pedro'nun gelişi. 3 Dembele'yi aldın Gabigol'u aldın. E Pedro'yu niye aldın? Pedro'yu niye aldın? Gayet net bir şekilde Valencia falan götürürdü. Valencia Serdar. Şimdi ben size şunu söylüyorum. Pedro, bak Joao Pedro'yu herkes unutuyor. Joshua King, not şu anki King'i ben tam olarak beğenmiyorum. Ama hadi Jesus Tedris adında Prime King'e dönüşürse. Prime King, Prime Pedro. Maxi Gomez de Prime haline dönüşürse ne olacak? Neyse uzun lafın kısası. Cristiano Ronaldo ve Maxi Gomez Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Alın size kap bilgisi. Ama bu arada Ronaldo olmazsa da niye olmadı demeyin. Çünkü süreci size 8 maddede açıkladım arkadaşlar. İnşallah palavralardan, sahtekarlardan, sahtekarlıklardan uzak durursunuz. Bakın beni takip edin ya da başkasını takip edin. Çok mühim değil. Ama yalvarırım kendinize zulüm etmeyin. 3 saat 5 saat boyunca duyum duyum kanal kanal Twitter Twitter orası burası gezmeyin. Ya hocam ben dürüst adam arıyorum. Ya dürüst adam bulamazsınız Twitter'da. Adam tweetini siler. Hepsini 7-24 takip edemezsiniz. Tweetini sildi miydi bitti iş. Bitti. Böyle 7 madde yazar, 8 madde yazar retweetler. Sen okumaya üşenirsin. Dersin ki Aa, adam bilmiş bak doğru. Adam da hakkını yemeyin. Demek ki bu adam güvenilir dersin. Etmeyin eylemeyin. Gözünüzü seveyim. Kendinize zulmetmeyin. Görüşmek üzere.